izleyicileri. Bugün Sarıyer Kaymakamlığı'na bağlı Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde temizlik görevinde çalışan Türkan Albayrak'la birlikteyiz. Türkan Albayrak KHK ile işten atıldı. Dün kaymakamlık önünde direnişe başladı fakat kısa bir süre içinde gözaltına alındı. Dün akşam gözaltından çıktı. Bugün yine alanda yerini almak üzere. Şu an gözaltına alınma durumu var. Biz kendisiyle kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz sizler için. Buyurun, söz sizde. Ben Türkan Albayrak, 2010 yılında direnerek kazandığım işimden 15 Ağustos'ta tekrar güvenlik ve arşiv araştırmasının sebep gösterilerek işten atıldım. 3 Eylül pazartesi günü direnişe başladım. Direnişe başladıktan sonra gözaltına alındım. Gözaltından çıktım. Bugün tekrar direniş alanındayım. İşimi geri alıncaya kadar direneceğim. Neden direneceğim? Çünkü ben suçlu değilim. Suçlu değilim ve işimi istiyorum. Direnerek kazandım işimi. Bedeller ödeyerek kazandım. Yine bedel ödemeye hazırım. Ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? 2010 Kasım, 8 yıldır, 9 yıl olacak. Bu kadar süredir çalışıyorsunuz ve şu an birdenbire bir güvenlik soruşturması mı gerekmiş? Taşeron'da çalışıyordum. Evet. Taşeron'a kadro verildikten sonra güvenlik soruşturması yapıldı. Güvenlik soruşturmasından 4 ay sonra ben işten atıldım. Bunun bilerek yaptıklarını, 4 ay bekledikten sonra aldıklarına inanıyorum. Çünkü bir türlü direnerek kazanıp işine dönen işçiyi içlerine sindiremediler. AKP hükümeti dönemi boyunca 3. kezdir işten atılıyorum. 2 kez işe kendileri geri aldılar, 3. kez tekrar işten attılar. Evet, biraz bize onlardan da bahseder misiniz? Ben Paşabahçe kısmını biliyorum ama daha önceki çok ayrıntılı bilmiyorum. Biraz onlardan bahsedelim. Türk Telekom'da 2002'de işe başladım. Evet. Türk Telekom'da haklarımı aradığım için, tacize karşı çıktığım için işten atıldım. Mahkemeye başvurdum, mahkemeyi kazandım. Taşeron firmada çalışıyordum. Taşeron firma beni, Sarıyer'de oturuyorum ben, Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne gönderdi. Orada 4,5 yıl çalıştım. 4,5 yıl sonunda yine sendikaya üye oldum, haklarımı aradığım için işten atıldım. 2010 yılının Kasım ayında İl Sağlık Müdürü tarafından buradaki ilçe sağlık müdürlüğüne göreve başlatıldım. Tekrar işte bu son dönemdeki işten atılmalar, baskılar, faşizan uygulamalarla işten atıldım. Yani bu KHK vurgunu size de uğradı. Evet, uğradı. Çünkü kadro verileceği söylenmişti ama bütün kadro bekleyen işçiler şu an bir güvenlik soruşturması ya da çeşitli gerekçelerle işsiz durumdalar. Evet, işsiz durumdalar. Siz de bir 4 aylık bir süre sonunda işsizsiniz. Peki şu durumda bu süreci nasıl değerlendireceksiniz bize ve birçok KHK ile atılan emekçi var, gerek kamu emekçisi gerek başka sektörlerde. Bize bir değerlendirmede bulunabilecek misiniz? Yani 2000 kaçtı? 15 Temmuz 2016. 2016'dan bu yana bir sürü insan KHK ile işten atıldı. Sorgusuz, sualsiz sokaktalar, çoluk çocukları açlar, sigortalı bir işe bile giremiyorlar. Yani burada bize dayatılan aslında sadece direnmek. Ben işçilerin ve kamuda çalışan emekçilerin direneceğine inanıyorum. Ama sendikaların yolu kapattığına inanıyorum. Sendikaları yolu açmalarını, eğer cesaretleri yoksa o masaları, o binaları terk etmelerini, işçilerin ve emekçilerin önünü açmalarını istiyorum. Son söz olarak bütün direnenleri başta Nuriye Gülmen olmak üzere selamlıyorum. Nuriye Gülmen'in mahkemesinde Nuriye Gülmen Türkan Albayrak'ın direnişinden etkilendim, direnişe başladım demişti. Ben de Nuriye Gülmen'in direnciyle direnişe başlıyorum. Bütün direnenlere selamımı iletiyorum. Hepimize kolay gelsin, başaracağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Teşekkür ederiz.